Kırık Kırıkanat, Cumhuriyet Gazetesi. Kutsal yozlaştık. Ozan Özdemir Asaf, bütün renkler aynı hızla kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler demişti. Doğrudur, beyaz ya da ak, aydınlık, temizlik, masumiyet, dürüstlük, kısacası iyiliktir. Elbette kiri daha çabuk gösterir. Ne var ki bilgin Isaac Newton da beyazın tüm renklerin bileşimi olduğunu kanıtlamıştır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi arenadaki vasatlığına ve hatta yetersizliğine karşın dürüstlüğüyle tanınan alnı ak yani lekesiz beyaz bir lider. Peki, Apak Kılıçdaroğlu en yakın çevresinde neden alacalı bulacalı kişiler barındırıyor? Nasıl oluyor da yolsuzluğu ayyuka çıkmış yoldaşlarını yıllardır dokunmuyor? Niçin CHP'de bazı belediyelere hep aynı kişiler başkan yapılıyor ve hatta bazısının hanımı da partinin düşmez kalkmaz demirbaşı olup Gamze Akkuş İlgezli gibi bazen MYK üyesi, bazen başkan yardımcısı ama dört dönemdir illaki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunuyor? Kılıçdaroğlu'nun örneğin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu'ndan da ödü kopuyor. Bir dediğini iki etmiyor. Ne isterse yapıyor. FETÖ'nün belediyeler imamı başdanışmanı. Özlem Çerçioğlu, 2002 seçimlerinde CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın desteğiyle milletvekili, 2009 yerel seçimlerinde de Deniz Baykal'ın desteğiyle Aydın Belediye Başkanı seçildi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı 2012'de Aydın Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenledi. İki başkan yardımcısı dahil 15 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda bürokrat dinlemeye takılmış, rüşvet aldıkları tapelere yansımıştı dönemin başsavcısı FETÖ üyesi Ekrem Yiğit'ti. Suçlanan bürokratlar yargılandı ve çoğu ceza aldı. Özlem Çerçioğlu görünüşte ne dinlemelere takılmış ne de yolsuzluğa karışmıştı. Çerçioğlu 2013 yılında Erkan Karaaslan'ı başkan danışmanı yaptı. Oysa Karaaslan da FETÖ'nün belediyeler imamından başkası değildi ve finansal dehası CHP'de pek övülüp belediyelere danışman olarak genel merkezden bildiğimiz bir yetkili tarafından öneriliyordum. İhale yağar, herkese değer. Erken Kara Aslan, gerek kendi adına kurduğu, gerekse yakınlarına kurdurttuğu onlarca paravan şirketle CHP'li belediyelerden danışmanlık adı altında yüz milyonları aşan işler alıyordu. Aydın Belediyesi'nin en kritik noktalarına da kendisine bağlı kişileri yerleştirdi. Hatta belediyede görevli 10 yüksek bürokratı 2013'ten 2016 yılına değin rüşvet trafiğiyle besledi. Masak raporunda yer aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski özel kalem müdürü Tuncay Ceylan'la Erkan Karaaslan arasında para trafiği olduğu da Masak raporuna yansıdı. Danışmanlık pahane, para şahane. Karaaslan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeki adamları aracılığıyla tüm finansman hareketlerini kontrol etmiş, tüm ihaleleri yönlendirmişti. Erkan Karaaslan 15 Temmuz'dan sonra Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak ve finans sağlamak suçlamasıyla tutuklandı. 2018'den öteye gerek İçişleri Bakanlığı müfettişleri, gerekse Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmalar sonrasında Erkan Karaaslan ve Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu üst düzey bürokratlara resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat, edinim ifasına fesat, görevi kötüye kullanma suçlarından pek çok dava açıldı. Aydın'dan Sarıyer'e taktik transfer. FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 15 Temmuz sonrasında tutuklanan Ekrem Yiğit'e gelince. 2012 yılında Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonda birçok bürokrat ceza alırken Özlem Çerçioğlu'nun hiçbir dinlemeye takılmaması zaten yeterince ilginçti. Daha da ilginci, savcılıktan ayrılarak İzmir'de avukatlık bürosu açan FETÖ'cü Ekrem Yiğit'in FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaaslan'la birlikte İstanbul Sarıyer Belediyesi'nde bıraktığı izin sürülmesiyle ortaya çıktı. Erkan Karaaslan, Sarıyer Belediyesi'ne kurdurduğu Sarbel diye bir şirket yönetim kurulu başkanı olmuş, yoldaşı ve yozdaşı eski savcı yeni avukat Ekrem Yiğit'i de maaşa bağlamıştı iyi mi? Ateşe bacan, yolsuza borsa lazım. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun FETÖ borsasına dahil makamlar tarafından kullandığı iddiaları yabana atılır gibi değil. İzmir'deki FETÖ borsası davasının itirafçı sanığı eski AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş, Cumhuriyet Başsavcılığına vermiş olduğu ifadede, Okan Bato eski savcı ve Gürbüz Yüksel eski mitçi Özlem Çerçoğlu'nun yargıya intikal eden dosyalarını kapatma karşılığında Aydın ilinde bulunan Atatürk Spor Salonu'nun işletmesini üçüncü şahıslar üzerinden aldılar diyordu. Ahmet Kurtuluş evine polis kılığında giren tetikçi Yener Toya tarafından öldürüldü. Newton kesinlikle haklı. Bu düzenin akı yok. Beyaz tüm renklerin bileşimi değerli okurlarım.